Şimdi mesela ben size desem ki, Ömer baba, seni çok sevdim kardeşim benim ya. Antalya'da 5 katlı, özel bahçeli, özel garajlı, içinde Bugatti'li olan bir villam var. Kardeşimsin ya, sana hediye etmişim diyorum. Şimdi başta bir kalbin zor titrer değil mi? Dersin ki ulan 3 artı bir evde oturan adam yani. Antalya'da 5 katlı Bugatti'li villa bana nasıl hediye edecek? Tam o esnada villam da şudur diye böyle bir fotoğraf göstersem sana. Allah Allah, var mı lan acaba? Pinterest'ten mi indirdi bu adam falan değil mi? İnsan bir hafif bir şüpheye düşer değil mi orada? Ama bir fotoğrafı gördün ya. Allah Allah. Lan kendi de önünde ha. Lan Photoshop'la mı koydular kendini falan değil mi? Adam bir şüpheye düşer. Ardından devamında da böyle videosunu izletiyorum, bir de tapusunu getiriyorum. Bir bakıyorsun gerçekten o adreste 5 artı 1, rayiç bedeli işte 100 milyon dolar falan böyle bir villa. Allah Allah lan. Aa, Mehmet abi yazıyor üstünde falan. Lan gerçekten villa saymış. Üstüne de diyorum ki ben kardeşime sözümü tutarım diyorum. Altına imza atıyorum. Kardeşimin köpeği olsun. Şimdi o dönem belediye öyle çalışıyor. Tamam mı? Yani devir işlemleri öyle. Kardeşimin köpeği olsun. Kardeşime kurban olsun diye böyle yatıyorum. Veriyorum sana tapuyu, ne yaparsın? Bu villaya bu tahkik evresinde inanıp heyecanlandığımız kadar ahirete neden heyecanlanamıyoruz? Soru bu. Cevabı da şu. İman denen inanç sistemini insanlar, ha öyle mi inandım la zannediyorlar. Binler, milyonlar, milyarlarca ders almak zorundasın bunun için. Efendimiz Aleyhisselam 40 yaşında nübüvvet iniyor. 11 yıl sonra Miraç hadisesinde namaz farz oluyor. Yani namaz bile yok. 11 yıl boyunca ne yapmışlar? İman dersi işlemişler. Sen İslam'a giriyorsan, bir mümin vasfında bulunacaksan, bu dersleri almazsan ahiret kelimesinde heyecanlanamazsın. Heyecanlanmak hissetmenin emaresidir. Yani heyecanlanamazsın. Hissedemezsin. Hissetmiyorsan inanmıyorsun. Hadi inandım diyorsan taklidi çakmak gazı kadar inanıyorsun demek. Bizim demek ki nerede problemimiz var? Tam oraya gitmekte problemimiz var bizim. Tam oraya gitmekte. Yani bizi heyecanlandırmıyorsa bir şeyler durduramaz. Neydi o şarkı var ya? Bizi heyecanlandıramıyorsa bir şeyler artık öldüremez. He? Bizi heyecanlandırmıyorsa bir şeyler durdur. Bu hayatın heyecanı yok. Heyecanlandırmıyorsa bizi durduramaz. Ha öldüremez. Bozduk ya. Adam duysa telif atar yani. Ya ne yaptılar? Bir ahiret anlatacağım diye. Abi namaz var mı? Yengem namaz kılıyor var biliyor musun? Ha? Neler neler var ya. Çok ilginç. O her ailede bir tane olanlardan birisi de bu ahir zamanda namaz oldu. Öteki de nedir biliyor musun? Aileyi yıkan ya amca ya dayı vardır bir tane. Bütün mal varlığını yiyen hayırsız. Eğer hayır yok diyorsan senin baban o. Ya. Bunlar evet her ailede bir tane var böyle. Namaz kılan da çok üzücü. Her ailede bir tane değil mi? Numunelik gibi. Allah bazı şeyleri yapmak zorunda diyebilir miyiz? Evet. Ama Türkçe kullanımı gibi değil değil mi? Muktezi diye bir kelime var. Şuraya açalım bak. Muktezi iktiza eden demek. Bunun diğer karşılığı gerektiren demek. Bu da icap eden demek. Şöyle yapayım mı yazıları? Şöyle alayım mı? Şöyle iyi mi şu an? Biraz yukarı kaldırabilir. Ha, gitti mi? Tamam böyle iyi mi Sinan? Tamam böyle iyi. Yaz, iyi mi böyle? Şöyle sallamayalım mı yazıyı? Tamam atıyorum Sinan. Evet. Şimdi bir daha konuşalım. Muktezi, iktiza eden demek. O da gerektiren demek. Ama bizim tam anlayacağımız karşılığı icap eden demek. Bak şimdi biz şurayı anlayalım. Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemi normal yani günümüz Türkçesiyle konuşalım. Yaratmak zorunda mıdır? Haşa, o hiçbir şeye zorunlu değildir. Ama diyor ki, ben o kadar onu yaratacağıma inanın ki diyor, iman etmek zorundasınız diyor. Biz buna muktezi diyoruz. Ne demek biliyor musun? İcap eden odur. Kesin yapacak yani. Allah cennet ve cehennemi kesin yapacak. Bak tekrar ediyorum, haşirde problem neydi Onur? Allah'a inansak devamını alacağız. Mesela Onur, sen beni tanıyorsun diyelim. Tamam mı? Nasıl tanıdın? Dedin ki ya bu Mehmet, sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Canti giyinir, mesela ben giyinmem falan. Tanıdın böyle, tamam mı? Dedin ki ya 6 yıllık dostum, delikanlı oğlu delikanlı. Aç kalsam, açıkta kalsam yardım eder, barınacak yerim olmasa yardım eder, eder. Saydım böyle, tamam mı? Şimdi Onur, bir gün ben seni evime davet ediyorum. Ya Onur, kardeşim, akşam misafirliğe gel diyorum. Şimdi sen o misafirliğe geldiğinde benim %1 trilyon sana bir şeyler ikram edeceğime inanır mısın? Ben ikram etmek zorunda mıyım? Değilim. Peki kesin ikram eder miyim? Kesin ikram ederim. Niye? Çünkü bu dostluğun icap edeni odur, muktezisi budur. Anladın mı? Ve sen kesin bilirsin ki Mehmet'in evine gittiğimde bir şey ikram eder. Biraz daha devam edeyim. Bir yolculuğa çıkıyoruz. Kimle çıkalım? Tamam, Ozan. Ozan'la Zazazistan'a gidiyoruz. Zazistan. Ozan'la Zazalar yurduna gidiyoruz. Neresi olsun Ozan? Hangi memleket? Elazığ'a gidelim. Tamam, Elazığ'a gidelim. Elazığ'ın Zazalarından. Palu. Palu değil misin sen? Karakoçan mı? Nere? Alacak ya. Alacak. Seç bir yer abi. Ozan'la Elazığ'a gidiyoruz. Niye biliyor musun? Elazığ'a dünyanın en büyük fabrikasını yapmışlar.
Dünyanın en büyük fabrikası Elazığ'a yapılmış. Arabayla 10 saatte geziyoruz. Bir de ayrıntılı bir gezme de değil. İçinin büyüklüğünü sen düşün. Ardından diyoruz ya maşallah ne güzel fabrika yapmışsınız. Kaç arkadaş çalışıyor burada? 1 milyon işçi çalışıyor. 1 milyon. İçeri bir giriyorum. Makinalara bakıyorum. Makinaların en küçüğü bu bina kadar. Ya diyorum bu ne güzel bir makina falan. İşte bu makine 100 milyon dolar. Öbür makine 500 milyon dolar. Öbür makine 2 trilyon dolar falan böyle. Fabrikanın bütün numaraları anlatıyorlar. 10 saatte geziyorum. Ozan'la gitmiş. Ozan da diyor Mehmet abi yoruldum. Bir namaz molası verelim. Kardeşim olur. Hemen şurada namazı kılıp devam edelim kardeşim falan. Makine böyle fabrikayı geziyoruz geziyoruz. 10 saatte gezmişiz. 1 milyon işçi çalışıyor Sinan. Ardından fabrikanın müdürü bizi bekliyor. Oo Mehmet Bey hoş geldiniz. Ozan Bey merhabalar sizi böyle alalım falan. Ya müdür bey biz gezdik yani bu. Önce dünyanın en büyük fabrikası olması olsa bile sizi tebrik ediyoruz. Şahane bir işçilik çıkarmışsınız. Ozan da oradan atlıyor. Ya abi ya diyor. Ya oğlum şiş, bir beyefendi falan diyor. Ozan neredeyiz ya diyor. He beyefendi abi ya diyor Ozan böyle tamam mı? Şey yapıyor. Diyor ki abi diyor ya muazzam bir fabrika ben rüyasını bile göremem. Siz bu fabrikada ne üretiyorsunuz diyor. Adam diyor ki beyefendi biz bu fabrikada günde bir poşet soğan üretiyoruz. Adam yemin etse inanır mıyız? Dünya o kapıya gelse, dünya yemin etse, öyle bir fabrikada günde bir poşet soğan üretildiğine inanır mısın? Basın kamuoyu açıklama yapsa, halklar kapısının önünde eylem yapsa, inan bak Mehmet, inan yemin ediyoruz bu fabrika günde bir poşet soğan üretiyor diye inanır mısınız? İmkanı yok, asla inanmayız. Niye? Bu kadar masraf yapılmış, bu kadar makinalar asla bu netice için üretilemez. Bu kadarına deli bile inanamaz. Bir parça aklı olan böyle bir fabrikanın günde bir poşet soğan ürettiğine inanır mı? Bir parça aklı olan bu kadar masraf yapılmış bir dünya ve bu dünyada bu kadar masraf yapılmış bir Mehmet. Az önce anlattığım fabrikaların hepsini köşeye at hava civa hükmünde. Öyle bir kalp diye bir makine koymuş günde 8 ton kan pompalıyor. 8 ton. Bizim hidrafordan fazla belki. Böyle bir hidrafor sistemi şu kadar. Günde 8 ton. Ve nereye pompalıyor biliyor musun? 98 bin kilometre. Ve bu damar yolu içerisinde hangi besini alsam tırnağımdan tut, saçıma, sakalıma, kaşıma, gözüme kadar nereye gideceğini kusursuz şekilde biliyor. Bu kadar masraf yapmış bana. Bir ceylan doğar doğmaz yürümeyi 2 günde öğreniyor. Bizim Ecmel Vera daha yeni öğrendi. Daha 14-15 aylık daha yeni öğreniyor. Bir arı doğar doğmaz birinci günde bal yapması gerektiğini biliyor. Bugün bir öğretmen olan insan ben 25, 24, 23 neyse işte o yaşta öğretmen olabiliyorum acaba. Matematiğe tekamül edebilmek için 23 yıl geçmesi gerekiyor. Bakkala gidebilmem için 10 yıl tekamül etmem gerekiyor. Bir aslan yavrusu doğduğu 3. gün koşabiliyor. Ben bakkala gitmeye 10 yılda tekamül edebiliyorum, gelişebiliyorum. Benim için bu kadar öğretimler oluşturulmuş, bu kadar masraflar yapılmış. Dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğünde bir güneş tepeye konulmuş. Bak buranın ışığı bu odadan küçüktür. Ama dünyanın ışığı dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğünde. Bir de ya gözlerine hoş gelsin diye bir de gece ışığı konmuş. Ne o gece ışığı? Bir de ayı koymuşlar gece ışığı diye. Vücuduma öyle bir masraf yapılmış, öyle bir masraf yapılmış ki yani inanılır gibi değil. Bak gözümün yanında hücreler var, kirpikler var, göz kapakları var. Hepsi gözümün eylemine yardımcı oluyor ama ben görmüyorum ki niye yardımcı olayım demiyor. Yapılan masrafa bak. Hepsi vazifesinde muazzam işlevsel şekilde. Bak kulağımın yanında aynı atomlar var. Aynı. Lan bu duyuyor ben de duyuyorum demiyor. Bak aynı atomlar var. Niye sen duymayı istemiyorsun başka vazifeyi yapıyorsun? Şu bana yapılan, bana sunulan masrafa bakar mısın? Yani en soğuk memlekete git. Eksi 20'den nefesi çekse gene şuradan itibaren ciğerini ısıtarak veriyor. Akıl almaz bir masraf yapılmış sana. Akıl almaz. Sana yapılan masrafları düşün. Oksijeni düşün. Dünyadaki karbon döngüsünü düşün. Sürekli %1'in altında kalıyor. Sürekli. Kalanı dış basınç olarak denize kireç taşı olarak akıyor. Sürekli. Gördüğünüz ıslak kuru ne kadar madde varsa 4 temel unsurdan, ana elementten oluşuyor. Karbon, azot, oksijen, hidrojenden oluşuyor. Yani şu su da bundan oluşuyor, benim tırnağım da bundan oluşuyor. Düşünebiliyor musun? Protein de bundan oluşuyor, amino asit de bundan oluşuyor. Şimdi inanılmaz masraflar yapılmış. Ardından sen haşa bila teşbih yaratıcıya soruyorsun. Ömer'e, Sami'ye, Mehmet'e zekası, ruhu, koklaması, latifeleri, anası, babası, dünyası, gezegenleri, güneşi, diğer bütün Samanyolu galaksi sistemi. Bu kadar masraf yaptın. Niye ya Rab? 60 yıl sonra yok etmek için. Hiç akla sığıyor mu? Az önceki fabrikanın bir poşet soğan üretiyoruz demesinden daha saçma, daha mantıksız olmaz mı? Ben şurada gidip son model araba alsam, Bugatti Veyron alsam, siz de hayırlı olsuna geliyorsunuz abi Bugatti Veyron ya kralsın diye. Ertesi günde benzin döküp yakıyorum kapı önünde. Lan ne dersiniz? Lan abi sen manyak mısın, deli misin, divane misin ya? Böyle bu kadar masraf yapılmış bir araba ertesi gün yok etmek için alınmış olabilir mi? Olamaz. Böyle bu kadar masraf yapılmış bir dünya sen ve ben
Ya bizim şuurumuz, zekamız, algımız bu konuştuklarımızın çok ötesinde. Bu kadar masraf yapılmış bir bünye ertesi gün yok etmek için yaratılmış olabilir mi? Olamaz. Demek ki Allah Azze ve Celle bu kadar masraf yaptıysa ahireti yaratmak zorunda. Ama hangi zorunda? İcap edeni o. Yani kendini tanıttığı o. Benim ahireti yaratacağıma o kadar inanın ki ona iman etmek zorundasınız diyor bize. Buna muktezi deniyor bu kelimeye. Anladın mı muktezi kelimesi? Tam Türkçesi icap eden, gerektiğini yapmak yani. Öyle değil mi? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin haşrı yaratması ne abi? Bu işin muktezisi bu, muktezisi. Değil mi? Öldükten sonra devamı olmayacak bir şeye bu kadar masraf yapılır mı? Yapılamaz. Şimdi ufaktan da okumaya başlayalım. Bismihi Subhanehu. Saadeti ebediyeye muktezi vardır ve o saadeti verecek Fail-i Zülcelal de muktedirdir. Evet, zaten o muktedir. Muktedir ne demek? Gücü yeten olduğundan dolayı bu iş muktezi. Hem harab-ı alem, mevt-i dünya mümkündür. Dünya yok olmaya mümkün mü? Mümkün. Gözünle de görsen mümkün. Bilime de başvursan, entropi yasasına göre gene mümkün. İnsan ömrünün hayatına baktığında zaten ben ölünce dünya ölmüş oluyor. Herkes kainata kendi aynasından bakıyor değil mi? O ayna kırıldığında senin kıyametin kopmuş oluyor değil mi? Yani kıyamete bu açıdan da bakmak icap ediyor. Ben öldükten sonra artık bundan sonra sadece beni ilgilendiriyor. Ve benim ölümümle artık dünyanın da bir anlamı kalmıyor. Demek geçici. Yani yok olacak mı? Olacak. Peki her şeye gücü yeten, kendini böyle sevdirmek için dünyayı yaratmış olan bir zat seni beni yok olmak için yaratmış olabilir mi? Akla çok uzak. Devam. Hem vaki olacaktır. Yeniden ihyayı alem ve haşir mümkündür. Hem vaki olacaktır. İşte bu altı meseleyi birer birer aklı ikna edecek muhtasar bir tarzda beyan edeceğiz. Zaten 10. sözde kalbi imanı kamil derecesine çıkaracak derecede bürhanlar zikredilmiştir. Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, susturacak eski Said'in nokta risalesindeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz. Evet, saadet-i ebediyeye muktezi mevcuttur. O muktezinin vücuduna delalet eden bürhan-ı kat'i 10 menba ve medardan süzülen bir hadistir. Hadis ne demek abi? Koyuncu sana sorayım. Çok iyi. Tefekkür ediyorsun abi. Mesela gecenin karanlığında yıldırım çakar. Bir aydınlık gelir değil mi abi? Bu hat örneği gibi. Böyle düşüyorsun. Lan nasıl olacak o? Buldum, şöyle yapalım diyorsun ya. O hat işte. Evet. Birinci medar. Dikkat edilse şu kainatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasti vardır. Şimdi şöyle bir olay var. Eski zamanlarda bir şeyi ispat ederken devir ve teselsül değil mi? Silsile yoluyla bunu ispatlamışlar. İşte ne demek bu? İşte ben varsam dedem var, dedem varsa dedesi var, dedesi varsa dedesi var, dedesi varsa dedesi var. Onu da Allah yarattı falan. Böyle hep silsile halinde ispatlamışlar. İhsan-ı tarzı bu değil. İhsan-ı diyor ki sebep ve müsebbep konuşalım diyor. Kainata dikkat ettirecek. Mesela az önce konuştuğumuz şey sebep ve müsebbep değil miydi? Bu kadar masraf yapılmış şey yok edilir mi? Yok edilmez değil mi? O zaman nereye çıkacağız? Bu masrafı yapan ne yapacak? Müsebbebe çıkacaksın. Yok etmeyecek. Bu kadar basit cevap. Çünkü devir ve teselsül denilen olayda şöyle bir sıkıntı var. İnsanın inanmadığı bir şeyi başka inanmadığı bir şeyle açıklamaya çalışıyorlar. İnançsız biri arkadaş geldi. Soruları var zihninde. Soru soracak. Diyor ki abi ya Allah var mı gerçekten? Kardeşim olmaz mı? Kur'an'da yazıyor. Lan adam ona inanmıyor yani. Ona nasıl inansın? Adamın inanmadığı bir şeyi başka inanmadığı bir şeyle ispatlamaya çalışıyorsun. Peki ne yapman lazım? Adamın inandığı bir şeyi baz alman lazım. Nedir o? Kainat kitabı. Öyle değil mi? Kainata baktığında, bu düzeni gördüğünde, bu yapılan masrafı gördüğünde bunun icap edeninin zaten yok etmemek olduğunu belki bir kişi o yüzden anlayabilir. Şimdi mimarlıkta 3E kuralı diye bir kural var. Duymuş muydunuz? Estetik, ekonomi, emniyet. Mesela ben üniversitede çok Lekola içtim. Hem de küçük şişelerinden 250 milimlik. Hayır, 3E kuralı. 1. Bence estetik dişçesi. Yani estetik ne üniversitede? Koyduğunda duruyor mu? Çünkü çok fazla dandikse altı şişer değil mi? Şura patlar. Bu sefer hiç durmaz yani. Şöyle şey gibi. Şimdi birincisi estetik. Tipine baktığımda kolaya benziyor. Değil mi? Mesela şunu üniversitedeki Lekola düşünelim. Bak bir estetik. İki ne dedik? Ekonomi dedik. Efsaneydi. Yani o dönemdeki kolanın 1/3, 1/4 fiyatıydı. Şeker pahalıydı o zaman. Üçüncüsü ne dedik? Emniyet. Heh, emniyetli. Yani biz öğrenci evinde hiç içip ölen olmadı. Ya şimdi şey yapıyorduk gerçekten yani böyle gittiğimizde BİM'e koli koli alırdık yani Lekola, Leporta. Lefer o ne?
Ha lefer. Le. Fransızca sandım bir an. Geçen Fransa'daydım. Şimdi baktığında bu arada gerçekten fiyat performans yaptığımızda Pepsi'nin üstü geliyordu bize. Le Cola. Şimdi ona baktığımızda mesela hesap yapıyorsun değil mi? Sadece lezzet mi alıyorsun hesap? Hayır. Sadece ergonomi? Hayır. Sadece ekonomi? Hayır. Hepsini birleştirdiğimizde anladın mı? O da bizim 3E kuralımız gibi oluyordu. Şimdi mimarlarda böyle bir 3E kuralı var. Bir şeyi yapacağı zaman en estetik şeyi yapabilirler mi sadece buna bakıp? Hayır yapamaz. Niye? Başka hesap etmesi gereken şeyler var. Acaba bu yapacağımız şey ekonomik mi? Yani karşıdakinin bütçesini karşılayabilecek mi? Ve bunun yanında acaba emniyetli mi? Şimdi bu 3E kuralına baktığında insanda da bütün enler toplanmıştır. Mesela şu burnunu eline aldığında muazzam koku alma yeteneği var. Öyle değil mi? Kulağı ele aldığında hem duyabiliyor hem vücudun denge mekanizması. Yani kulağına darbe yiyen bir adam çok rahat aşağı inebilir. Böyle yolda yürürken de denge problemi olan varsa küçük kulakçık mı diyorlardı acaba ona? Orada problem olabilir. Şimdi baktığında bu kadar ciddi vazifeyi yapan bir organı eline alsan gerçekten koyacak yer bulamıyorsun. Mesela burnunu ele alsan nereye koyarsın canım? Bilmiyorum. Abi. Abi burnumu geliyor. Mesela eline taksan olur mu burnunu? Düşsene her yemek yerken. Yumruk yapsan kaldın. Bu yumruk yaparsan kaldın. Tam ensene koysan böyle burnunu. Yine kapanmış. Parmak arana koysan burnunu. Şimdi bunlara baktığında burun en güzel yerde. İşte 3E kuralı bu. Yani konulabilecek en makul yerde burun var. Tüm eller toplanmış. Bu bir nizam-ı ekmel, intizamı kastidir. Ne demek bu? Evet, bak usta. Bir yerde irade kullanılmanın emaresi varsa, şunlar yerlerine konmuş gibi duruyor mu? Hem de mükemmel şekilde. Yani hiçbir tesadüfe ihtimali var mı? Burnumda, ağzımda, gözümde asla yok. Demek ki kasıt varsa bir irade olmak zorunda. Peki daha ciddi söyleyeyim. Bir şeyde intizam varsa, nizam varsa kasıt da var mıdır? Vardır. Şimdi anahtar cümlemize bir daha bakalım. Nizam ve intizam varsa irade ve kasıt vardır. İrade ve kasıt varsa semere ne demek semere? Neticesi ve semeresi derler ya, meyvesi. İntizam ve nizam varsa irade ve kasıt vardır. İrade ve kasıt varsa semere ve netice vardır. Bu da varsa Allah vardır. Direkt şey gibi olmadı değil mi? Annemi kim yarattı? Allah. Öyle olmadı değil mi? Nizamı güzel olan neticesizse berhava olur. Berhava yok olmak. Geçen gün akşam okuma programı oldu ve hemen Ozan abimizi aradık. Dedik ki Ozan yetiş. Abi ne yapayım? Magnolia yap dedik ya. Nasıl bir tatlı? Ozan aldı. Magnolia hiç yedin mi? Şov. Bisküvi eziyorlar, tabana döküyorlar. Muz ve çileği dizip üst krema, araya bir daha, üstüne krema, sonra üstüne çikolata parçacığı. Şov yapmışlardı ya. Şimdi Ozan öncelikle tek tek baktığında Magnolia'nın içerisinde mükemmel bir çilek koymuş ve mükemmel bir muz koymuş. Aa, baktın intizam var, nizam var. Ne olur İrfan? İrade ve kasıt. Ardından mutfağa daldık 50 kişi. Ozan kardeşim canım falan filan böyle haşam falan. Ya ne büyük adamsın falan. Ozan da diyor ki ben bu tatlıyı yemeniz için yapmadım ki. Gerçekten ne yaparız? Neden? Çünkü intizam nizam var tatlıda. Demek bir kasıt ve irade kullanılmış. Bu bir amaç için olabilir. Yani netice ve semere vermesi lazım. Bende intizam nizam var mı? Var. Kainatta da var mı? Var. Ciddi masraf yapılmış mı? Var. Bu intizam ve nizam bende ve kainatta varsa irade ve kasıt var mı? Var. Aa bir baktın evet bir irade kasıt var. Peki bunun neticesi yok olmak için bunca masraf yapılmış olabilir mi? Olamaz. Çünkü bu irade ve kasıt varsa bunun neticesi, semeresi, meyvesi olmak zorunda. Bu zorundaya muktezi diyoruz. İcap eden bu. Demek nizamın güzelliği neticesine nispeten güzeldir. Bir ağaç var. Baktın toprakla uyumu inanılmaz. İntizam nizam var mı? Var. Sen o ağacı diktin. Demek ki bir irade kasıt var mı? Var. Ve en son meyveleri oldu. Tam aa nene meyvelerini yiyeyim. Hayır ben onları çürümek için diktim. Oldu mu? Olmadı. Çünkü temeresi ve neticesi olması lazım. Berhava oldu. Oğlum ben onları torunlarım yesin diye diktim. Bir fıstık ağacı 12 yılda değil mi meyve vermeye başladı 12 yılda. 12 yıl sonra meyve veriyor ve biri sana diyor ki abi fıstıklarına talim mi alayım? Yo ben öyle çürüsün diye diktim fıstıkları. Olur mu? Hiç makul gelir mi? Antep fıstığı. Saçının her teline bir baş kadar gaye yükleyip o başı gayesiz yaratır mı diyor üstad. Yani biz bu kainatı halk edebilmiş, çok intizam ve nizamlı bir şekilde yaratmış bir yaratıcıyı biliyoruz. Bu yaratıcının irade ve kastı olduğunu biliyoruz ve diyoruz ki bu filmin sonunda da bizi yok edecek dersek Allah'a iftira atmış oluruz. Ozan'ın tatlıyı yapıp bize yedireceğine inanırken Allah'ın kainatı halk edip bir ahireti, bir haşri, bir saadeti ebediyeyi yaratmayacağına inanmak akılsızlık ve Allah'a iftiranın bir göstergesidir. Okumaya devam edelim mi abiler? Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kast görünür. Hatta
her şeyde bir nuru kast, her şende bir ziyayı irade, her harekette bir lem'ayı ihtiyar, her terkipte bir şule-i hikmet. Semeratının şehadetiyle nazarı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet-i ebediye olmazsa şu esaslı nizam bir suret-i zayife-i vahiyeden ibaret kalır. Ebedi saadeti yaratmazsa bunca masraf abes mi olur? Mesela biz dört katlı yaparken yıllardır böyle içini dışını her şeyini yaptık. İnsanlar çay içmek için heyecan kurdu. Yaptık, kimse içine almadık. Olur mu? Ne olur? Abes olur değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle de Adem-i abesiyet. Ne demek bu? Asla abes iş olamaz. Her işi hikmetlidir değil mi? Yani her işinde ciddi bir hikmet var. Kainatı düşünelim. Bütün elleriyle yapılmış mı? Yapılmış. Peki bu kainat Adem'e gitse? Yani yokluğa gitse. İsraf olur mu? Olur. Peki israf abes midir? Abestir. Allah abes iş yapar mı? İmkan yok. Demek ki bir haşrin varlığı muktezi. Yani olmak zorundadır. Hiçbir noktayı israf etmeyenin tamamını israf etmesi düşünülemezdi bile. Kainatta ölen bir insanın bile bedeni israf olmazken Kuddüs isminin tecellisiyle topraktaki kurtçuklar belki bakteriler tarafından dahi ayrıştırılıp tekrar toprağa giderken her şey bir istihale makinesine atılmış gibi bir devir daim içerisindeyken parçada israf olmayan bir dünyanın tamamında israf asla uğramaz. Yani biz mutfakta bir parça ekmeği bile israf etmiyorsak mutfağın tamamını israf asla etmeyiz. Size altın ambalajlı bir hediye paketi gelse. Cem senle yeni tanıştık. Sana bir hediye paketi sunuyorum. Paketin ambalajı ne? Kaç ayar? 24. Saf altın. Böyle elini atınca ağır geliyor böyle. Üf, lan. 1 kiloluk paket var. İçinden de tırnak makası çıksa olur mu? Saçma olur değil mi? Abes olur değil mi? Niye? Ne beklersin? Ve o Rolex o kaptan daha pahalı bir Rolex olması lazım. Yani altın kaplı bir Rolex de değil. İnce işçilikler olan. O kap 100 milyar ediyorsa Rolex 200 milyar, 500 milyar, 1 trilyon etmesi lazım. Neden? Çünkü içindeki kaptan daha değerlidir. Öyle değil mi? Şimdi bu dünyada bu kadar masraf edilmiş bana. Bedenime baktığında. Bunun içerisinden yani ruhum çıktığı zaman daha ciddi bir gayeye, daha ciddi bir diyara çıkmazsa az önceki hediye gibi abes olur mu olmaz mı? Altın kutudan tırnak makası çıksa yemin etse inanır mısın? İnanmaz. Beden kılıfının içinde de daha kıymetli bir hazine var. Ne var? Ruh. Bedende beş duyu, ruhta sonsuz latife. Bunca oyma işçiliği yok etmek için yapılabilir mi bedenime? Asla yapılamaz. Yapılsa haşa Allah abes iş yapmış olur. Bir parça akıl dahi bunu reddeder. Devam edelim. Yalancı, esassız bir nizam olur. Değil mi? Abes iş olur. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabıt ve nisep ve heva olup gider. Ya nisep de ayrı bir kavram ya. Nispet etme manasında. Beş tane duyulu bedenime bu dünya, sonsuz duyulu ruhuma bu dünya olur mu? Niye biliyor musun? Nispet ettiğinde olmaz. Benim evde küçücük ecmel vere var. Yediği şu kadar. Peki o ecmel vere şimdi kaç kilo? 6-7 kilo. İleride 70 kilo olduğunda bu kadarla doyar mı? Olmaz. Niye? O bedene o nispet edilemez. Daha büyük lazım. Mesela biz eskiden hayali ilk mücadele ettiğimiz dönemde 2-3 kişiydik. Dışarıdan 2 dürüm söylüyorduk, doyuyorduk. Şimdi bu kadar yamyam gibi adam 2 dürümle doyar mı? Doymaz. Niye? Ona nispet ettiğinde olmuyor. Bu nispet kelimesi de muktezi gibi çok ayrı bir kelime. Nispet etme. Peki dünyadaki bedenime bu dünya kadar masraf yapılmışsa, beş duyulu bedenime, sonsuz duyulu ruhuma nispet ettiğinde ne kadar masraf lazım? Sonsuz masraf lazım. Nispet kelimesi de böyle ince bir kelime aslında. Devam. Demek nizamı nizam eden saadet-i ebediyedir. Öyleyse nizam-ı alem saadet-i ebediyeye işaret ediyor. Ya yani ahiret var. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahuna elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Gerek yok her sözü laf ile beyana, bir bakış bir laf eder laftan anlar.